Merhaba arkadaşlar, günaydın. Günaydın. Merhaba. Sen bir dur. Sabah kalktık. Ki saçların ne öyle? Saçlarım daha taranmadı arkadaşlar. Evet, yeni kalktık. Evet, yeni kalktık. Yüzümü hazırlayabildim sadece. Geri kalan her yerim duruyor. Şimdi bir kendimizi hazırlayacağız. Kahvaltımızı edeceğiz. Sonra artık dönüş yolculuğuna geçiyoruz arkadaşlar. Bu videoyu gerçekten siz çok istediğiniz için çekiyorum. Şimdi Lina'nın gözleri biraz çapaklanmış. Bir damlaya başlayacağız. Hadi bakalım. Yukarı. Tamam, sıkma sıkma, tamam. Güzel, aferin kızıma. Aslında buraya gelmeden önce Ankara'da bir göz doktoruna göstermiştik. Çok kaşınıyordu ve çapaklanıyordu. Mikrop falan kaptığını düşündük ama öyle bir şey çıkmadı. Alerjik gibi de görünmüyor dedi. Ben yine de her ihtimale karşı vereyim dedi. Çünkü cidden kaşınıyor. Bu sabah bayağı bir çapaklarla uyanmış. Biz de o yüzden yeni başlıyoruz. Hop, tamam. Pamuklara gerek var mı Lina? Var. Oh. Öyle bir yanağıma yapışıyor ki bırakmıyor. Şaplatıyor değil mi? Anne olunca seni de görürüm. Bir kere yalayıp yutarsın bebeklerini. Bir kere öperim minnoşça, bırakırım. Çocuklarım hep öpmemi ister öylece. Çocuklarım derken kaç tane çocuk yapmak istiyorsun? İki. Tamam, karışmıyorum. Senin özelin. Hadi bakalım giyinelim. Şahane bir bahçede şahane bir kahvaltı yapalım önce. Biberlerin tatlılığına bak, mor biber. İncecik. Bunlara acı bak. Değil, değil mi? Hayır, çok güzel. Tam bir biber canavarıyım. Doldurdum biberi, baksana. Utanmasam biraz ağlardım. Ay, şuradan gideceğimi gerçekten üzgünüm. Bak, her yerden üzülmüyorum. Bazen gittiğim yerlerde evimi özlüyorum. Artık yeter diyorum. Ama bura hakikaten beni üzdü. Burası çok huzurlu bir yer ya. Diyorum. Gerçekten istemiyorum ama. Pazartesi okullar açılıyor. Ya. Bugün bu arada arkadaşlar, bu videolar size evet geç geliyor, okullar açık, siz nasıl hala orada olabiliyorsunuz diyebilirsiniz. Biz videoları burada stokladık çünkü burada internet çekmiyordu. Hani 10 gün boyunca video yükleyememiştim ya, işte o tarihlerde biz buralardaydık arkadaşlar. İnternette zayıf olduğu için buradan yükleme yapamadım size. Dolayısıyla videolarım geç gelecek. Yoksa yani okullar henüz açılmadı. Bugün günlerden cumartesi, pazartesi günü başlayacak Linoş okuluna. Gidiyoruz. Giderken toplanması ne kolay. Allah hep. Nasıl olsa hepsi yıkanacak. Ben de sürekli aynı şeyi giyiniyorum. Çünkü buraya iki günlüğüne diye geldim. Bir ekleme daha yaptık. Bir iki gün daha ekledik. Araba geldi. Valizler gidiyor. Vallahi ağlayacağım. Bundan sonra adresimiz belli ama arkadaşlar. Adresana her geldiğimde Cici Baba. Kesinlikle buradayım. Denize yakınlığı falan da çok güzel. Manzara, peyzaj, temizlik, yemek, her şey harikulardeydi. Hadi gidelim artık, gel. Oo, biraz daha. Oy, oy. Gitmek istemiyorsun değil mi? Evet. Evet, adresandan çıkıyoruz birazdan. 8-9 dakika sonra bir pazar yeri var. Oraya uğrayacağız. Oradan da artık Kemer, Antalya, Burdur, Afyon, Ankara. Seni daha da çok sevdim gerçekten. Çok güzel. Bir organik pazar yapalım dedik. Maalesef kapalıymış o da. Sadece pazar günleri kuruluyor dediler. Olmadı belki. Ama evet, şimdi burada köylüler böyle bazen yol üstünde durup bir şeyler satıyorlar ya. Öyle bir yerler bulursak bulduğumuz yerlerden toplayabildiğimizi toplarız. Kemer'e geldik. 45 dakikadır yoldayız. Harika bir doğa vardı ama burası da çok güzel tabii. Antalya'yı da ben çok beğeniyorum ama sadece çok sıcak işte ya. Yani burada böyle rahat bir tatil yapılmıyor. Evet, görüntü çok güzel. Denizi, plajı, havası, doğası harika, yeşilliği, oksijeni. Ama nefes aldırmıyor. Ben de öyle yeri hiç sevmem. Ya, denizi son görüşümüz. Son kez şöyle bakalım. İnşallah seneye yine gelmek, görmek kısmet olur. Kıyıdan biraz daha göreceğiz. Sonra içeriye giriyoruz artık. Evet. Suya bakmak bilimsel olarak insanın psikolojisini çok düzeltiyormuş. Her gün böyle suya 15-20 dakika falan bakmamızı öneriyorlar. Hem vücudumuzdaki negatif elektriği, enerjiyi atıyormuş, hem de sağlık olarak gerçekten bizi dinlendiriyormuş, psikolojik olarak dinlendiriyormuş. Bir de suyun hafızası varmış arkadaşlar. Suyla konuşmamız lazım. Ben bunu duymadan önce denemiştim. Suyun içinde ben dua etmeyi çok severim denize girince. Böyle kendi kendime bıdır 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 konuşurum. Lina görünce hemen anlar. Annem yine başladı dualarına diye. Kızıma da öğrettim. O da denize girdiğinde dua ediyor. Siz de edin. Bakın daha çabuk oluyor mu diyeyim. Öyle demem yanlış olur da. Dualarımız kabul olsun diyeyim. Ama öyle bir gerçek varmış yani. O yüzden denizin her şeyinden faydalanın. İnşallah. Suyu çok severim ya. Suyu sevmeyen var mı ya? Gerçekten denizi sevmeyen var mı? Merak içindeyim. Çocukluk zamanlarında herkes böyle havuzcu oluyor. Ama birazcık büyüyünce herkes denize kayıyor. Ben tam bir denizciyim yani. Bir de deniz güzel olursa, kum plajı
insan. Değmeyin keyfime. En sevdiğim şey. Tatil demek benim için denize mi? Ay şuradaki görüntüye bak, harika. Bak bak bak, tekneler yol almış. Görüşmek üzere. İnşallah yine geliriz. Barajın yanından geçiyoruz. Daha önce biz buralardan geçtik de ben burayı niye hatırlamıyorum? Aa bak, tam şu şurada gölbaşı var bak. Tesisleri var. Mı? Duralım. Restoran. Hadi bir mola verelim artık. Evet, bak kaç saattir yoldayız. Sanki daha önce burada durduk. Hatırladın mı Taner? Durduk gibi hatırlıyorum. Evet. Kenarında oturalım. Dışarı çok güzel. Ha, dışarıda oturalım. Lina yalnız kendini kaybetti bak çarşıda. Bizi bulamayacak. Nereye? Bir bakalım şöyle canım. Nefis ya. Şuraya bak. Leyleklere bak kızım. Biz millet olarak gerçekten çok şanslıyız. Böyle bir ülkede yaşadığımız için hakikaten çok şanslıyız. Ne zaman bunu daha çok hissediyorum biliyor musunuz? Her sene tatilde böyle bir yerleri gezerken. Her bir metrekaremizin ayrı bir güzelliği var. Şimdi şuraya bakar mısınız arkama? Şuraya bir bakar mısınız ya? Şunu nerede bulabilirsiniz? Mümkün mü? Şu güzelliğe bak. Avrupa şöyle, Avrupa böyle, öve 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 bitiremiyorlar. Gittik, oraları da gördük. Hiçbir şey yok. Ancak fare kaynıyor. Pislik içinde. Çöpleri bile haftada bir, iki haftada bir topluyor belediye. Yani Türkiye dışında hiçbir yerde yaşayamam ben. Zaten bu daha çok böyle Türkleri, Türk milletini eziklemek için kullanılan bir cümle. Kendileri de biliyorlar ne kadar cennet bir ülke olduğunu ki çıkıp çıkıp buraya tatile geliyorlar her izinlerinde, her fırsatta. Bizim milletimi küçük düşünmek için işte konuşulan cümleler. Galiba bazılarımız da buna çok müsaitiz. Hemen o cümleleri ağızlarından alıyoruz. Gerçekmiş gibi kendimize yapıştırmayı çok beceriyoruz. Ama ben asla öyle düşünmüyorum. Bizim hem milletimiz, hem insanımız, hem her şeyimiz harika yani. Hiçbir şeye değişmem. Kıymetini bilmemiz lazım. Sahip çıkmamız lazım her şeyden önce. Kendi kendimizi karalamak yerine herkesin imrendiği ülkemize sahip çıkmamız lazım. Ne yiyeceksin? Karar verdin mi? Tavuk dürüm. Ben alabalık ızgara. Ben de balık. Balık iyi iyi balık. Balığa döndük. Kaç gündür balık yiyoruz sana. Bak elimize yüzümüze can geldi. Arkadaşlar balık yemek kafayı çok yakı çalıştırıyormuş. Evet. Annem de o yüzden bu kadar kafası çok çalışıyor. Hem sağlıklı hem içinde bol miktarda omega 3 var. Beyni geliştiriyor. Falan bitirmiş bile. Ben hemen yedim. O iki saatte yer böyle. Bim 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 bim. Ben hiç öyle çatalla yemem. Atalarımız ne dediyse doğrudur. Et, balık, kelle bunlar yenir elle. Bir de benim ellerimden bal damladığı için arkadaşlar ballar akıyor ya. O yüzden daha lezzetli oluyor. Sen büyüdüğünde bizi mi çekiyorsun? Küçük kameramanımız artık Lina. Evet. Teşekkür ederiz. Hep çekecek misin böyle, yetmez mi? Çekeceğim. Küçük bir çarşısı varmış buranın. Lina yemeğe oturduğumuzdan beri burayı sayıklıyor. Bir gezsin bakalım. Her şeyi ne ararsan var. Popit'in adamı çıkmış bak. Spider-Man. Spider-Man'i çıkmış. Spider-Man. Ay şu çok kabuk güzelmiş. Kabuk kabuğa. Bu harika her işte şey bak. Işte. Ne kadar güzel. Boy boy bir sürü deniz kabuğu, deniz yıldızı. Aa ben bu aynayı hatırladım. Sapanca'da kaldığımız otelde bunun sarısı vardı, aynısı. Şu nasıl? Tam konvoy oldu. Şu nasıl? Molamız bitti. Yola devam. Yazı arkamızda bıraktık, kışa gidiyoruz. Şimdi Afyon'a gideceğiz arkadaşlar. Orada bir sucuk ekmek yiyelim, bir mola verelim. Masaj aletleri falan var ya. Belki bir masaj yaptırırız Taner Bey'le. Biraz dinleniriz, bir çay kahve molası verelim. Ama Cumhuriyet'e kadar sabredeceğim, durmayacağım. Oo, 2 saat varmış Cumhuriyet'e de Taner. Yok canım, bir yerde bir çay molası verelim, öyle gideriz. Acıktık arkadaşlar. Sucuk ekmek mi sende? Ben de. Sen? Ben de sucuk ekmek. Tamam, 3 tane sucuk ekmek. Lina'cığım çok mu acıktı? Ya evet ya, ben aşırı acıktım. Ondan burada durduk. Burası neresi acaba? Sucuk ekmek bir yer. Evet. Afiyet olsun. Çok mu acıktı? Akşam ettik. Evet, akşam ettik, hareket ettik. Cumhuriyet'e gitmemize 1 saat var. Oradan da eve kadar bir 3 saat, yani 4 saatimiz var. Akşam saat 7.30 oldu. Normal şartlarda biz şu anda evdeydik arkadaşlar. Bir de ben yediğim hiçbir şeyden anlamadım. Ben niye bugün böyle oldum? Yine doymadım ben.
Arkadaşlar, yo benim için çok eğlenceli geçiyor. Burada çok eğleniyorum. Disko oluyor. Annem müzik açtığında buradan geliyor ses. Çok eğlendiğini. Evet, Cumhuriyet'e geldik ya. Ama diyorlar ya böyle diyet yapmak isteyenlere, biraz yiyin, o an doymayacaksınız tabii ki. Ama bir 20 dakika sonra doyduğunuzu hissedeceksiniz ve yemek yeme isteğiniz kalkacak diye. Aç kalktım, o bir tane sucuk ekmek bana yetmemişti. Burada da yerim diye planlamıştım ama şu an verseniz bir lokma bile almam. Ben tamamen doygun hissediyorum. Çayımızı aldık, geldik. Dinlenelim biraz, yarım saat bir dinlenelim ama ya. Yarım kaç saattir, evet. Ya biz gece 2'de de gidemeyeceğiz. E ne yapalım canım? Dinlenelim birazcık. Yine kaçtı. Yine oyuncakçı, bujiterici bir şeyler buldu, fırlıyor. Her geldiğinde hemen yol aldı. Artık sormuyor bile, öğrendi o da. Cumhuriyet, İkbal hepsini adım adım biliyor. Ya kıskanıyorum ama ya. Babasının yanına geçince bir iş verirdi, kim verir? Çabuk yanıma gel. Hayır baba. Gel yanıma. Baba ben orada bir şey gördüm baba. Bir şey söyleyeyim mi? Lina bebekliğinde bir kere bile anne diye ağlayarak uyanmadı. Hep baba diye ağlayarak uyandı. Bir bebek. Bebek, çocuk bile demiyorum bakın, bebek. Anne diye ağlayarak uyanmaz mı? Baba diye ağlayarak kalkardı. Sinirleri alınmış gibi. O da onu fırsat biliyor, ona yanaşıyor. Ben biraz hafif bir kuralcılık var ya, o yüzden beni sevmiyor değil de kurallarımı sevmiyor diyelim. Geliyorum anne ya, şaka yap. Gel. Bir mola daha verdik ama Lina uyuduğu için arabadan. Taner yanıma katılamadı. Kendime ben bir çay ısmarladım. Şahane de bir yer bulduk. Pahada böyle kil falan satıyorlar. Onları okuyorum şimdi. Doğal kilmiş. Doğal kil bulmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Tabii bunlar saçta da kullanılıyor benim bildiğim. Saçı eskiden kille yıkarlarmış. Böyle saçları sırma gibi olurmuş kalın kalın kadınların. Ben de onu bir deneyeyim yani. Şurada da ayak kokusu mantar falan yazıyor. Öyle bir şeyler satıyor. Onu da Taner'e alayım bari. Ayak bakımı yapar kendine. Şortumun, kırmızı şortumun üstüne, o da böyle kalın ve bol ya, beyaz pantolonu çektim diye benim takipçilerim ne kadar tatlısınız ya. Beni gören çok fazla kişi oluyor, tanıyıp böyle yanıma gelenler. Oraları tabii çok fazla gösterip de videoyu onlarla doldurmak istemediğim için yayınlamıyorum ama onlar hiç, sadece bana bakıyorlar, sarılıyorlar. Hiç pantolonun üstüne pantolon çektiğim kimsenin dikkatini çekmiyor. Ama tanımayan herkesin dikkatini çekiyor, böyle tuhaf tuhaf bakıyorlar. Ama benim umurumda mı? Tabii ki hayır. Eskiden çok umurumda olurdu böyle şeyler, şimdi hiç umurumda değil. Sonradan önemsiz olduğunu anlıyor galiba insan ya. Ne anlamı var? İstersen 5 kat pantolon çekelim üstüme. Birinin paçası sağdan çıksın, birinin soldan çıksın. Ne olacak yani? O anlattığım ayak şeyse artık nasıl oluyorsa içeride öğreniriz. Kendime de şuradan bir kil alayım. Nasıl kullanacağımı öğrendim ben şimdi. Bunları nasıl kullanacağımızı bir tarif eder misiniz? Poşetimi ya çok teşekkür ederim. Çocuk arabada uyuyor. Yoksa vallahi iyi olurdu. 5 dakika almaz. Vallahi sağ olun ya. Görüyor musunuz buranın insanı ne kadar tatlı? Ballı kaymaklı bir gözleme ikram etmeden göndermedi beni. 5 dakika bekleyin dedi. Bekleyeyim bari, ne yapayım? Israr etti, onu mu kıracağım abi? Ay çay. Ben gideyim Lina'yı kaldırayım bari. Neyse 5 dakika daha bekleyecekler, ne yapayım? Abileri kıramazdım yani. Buranın çok meşhur bir gözlemesiymiş arkadaşlar bu. Buna bakar mısınız? Gözlemenin üstünde bal, badem, kaymak, her şey var. Ben şimdi nasıl diyeyim, benim bal alerjim var. Öyle de tatlı ısrar etti ki yok illaki ikram edeceğim diye. Ucundan alacağım yani, ne yapayım ya. Arabada yiyeyim bari dedim. Şimdi bal yiyemediğim için yok olmaz, her şeyde bir hayır vardır dedi. İllaki burada yiyeceksin dedi. Ben de ne yapayım, vardır her şeyde bir hayır. Burada yiyeceğim birazcık. İnşallah bir şey olmaz, bismillah. Kenarlarından bal değmemiş yerlerden biraz devam edeyim ben arkadaşlar, yiyeyim. Sırf yani bu kibarlığı kırmamak için kendi canımı riske atarak yiyorum yani. Ama kenarından yiyorum böyle, bala çok değdirmeden. Kaymağını üstüne koyup, bademini falan üstüne koyup öyle yiyorum. Taner şimdi arabada sinir oluyordur. Beni de arayamıyor, telefonum yanımda değil. Çocuğu da bırakıp gelemiyor. Nerede kaldı bu kadın diye. Ben burada 3. çayım geldi önüme. İlla şimdi bir tane de kahve diyorlar. Vallahi harika. Muhteşem tesisleri diye geçiyor ama gerçekten adı gibi muhteşemmiş ya. Ne kadar tatlı insanlar. İkram ikram diyorlar ama ben öyle ikramları kabul edemem. Tamam, bir bardak çayla bir ikramları olsun ama diğer hepsi benden. Kıramadığım için oturuyorum. Bak Taner dayanamadı, geliyor. İşaret ediyor, gel gel diyor. Vallahi abiler beni bırakmıyor. Lina çıldırıyor. Şimdi bir de kahve çıldırıyormuş Lina. Biraz daha çıldıracak, ne yapayım, her şeyde bir hayır vardır dedi abi. Onu der değmez oturdum kalkmadım. Her şeyde bir hayır vardır yani. Yanlış. Bak sana kaldı, bir hediye aldım, gel al. Artık ayakların kokmayacak. Saçmalama, kokmayacak.
ayak bakımı ama. Ha iyi. Bak. Ayakları çok ağrır Taner'in. Çok sık ayak ağrısı çekiyor nedense. Ayak ağrılarını alıyormuş. Tamam. Ben bir kızımı alayım da geleyim. Bak sana ne geldi. Al bakalım. Oo kahvenin güzelliği. Arkadaşlar biz geldik, gecenin saat 1 oldu. Kızım çok üşüdü. Şimdi asansörle evimize çıkacağız. Dolayısıyla da videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kocaman öpüyorum hepinizi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.